Baba, geldi mi sosyete? He, geldi. Baş köşeye oturttum. Vallahi mi? Nerede? Armut, gelse ben niye bekleyeyim burada? Tamam baba, ne kızıyorsun ya? Nerede kaldı lan bu kara? Ya baba, bu sosyetik yenge hakikaten bize 100.000 lira getirecek mi? Tabii getirecek oğlum. Sıkıysa getirmesin. Kral adamsın be baba. 100.000 lira gelsin var ya. Bu gece ona böyle sarılıp uyuyacağım şerefsizim. Yavaş lan, yavaş. Gevşeme hemen. Zaten o parmağın yeri hazır. Hayırdır baba? Yatırım yapacağız oğlum. İş kuracağız. Kapiş. Niye geç kaldı lan bu karı? Anlat çabuk, ne oldu gerdanla? Anlat çabuk. Ben gerçekten bilmiyorum. Dediğinizi yaptım. Kuyumculara götürdüm. Kuyumculara götürdün. Kimse de bunun sahte olduğunu anlamadı, öyle mi? Bana oyunu oynama Gonca. Ne yaptın gerdanlığı? Kayıp mı ettin? Yemin ederim ki bilmiyorum. Ne olur inanın bana. Seni niye aldım ki ben bu eve? Hatayı en başta yaptım ben. Defol Gonca. Gözüm görmesin seni, defol! Nereden bulacağım ben şimdi o kadar parayı? Mahvoldum ben. Kime bakmıştınız? Meleği arıyordum. Şu evde değil mi? Evet, bu evde de. 4-5 gündür Meleği ben de görmüyorum. Tamam, teşekkür ederim. Bana yalan söyledin. Meleğin burada oturduğunu öğrendim. Neden bahsediyorsunuz? Nerede o? İçeride mi? Yok. Yani bilmiyorum, ben evde tekim. Siz kimi? Kaçtı gitti demek ha? Hiç şaşırmadım. Zaten en iyi bildiği şey de bu. Nesi oluyorsun bilmiyorum ama söyle ona, madem çiftliğe kadar geliyor, karşıma çıkacak cesareti de göstersin. Yıllar sonra neden geldi? Ne istiyor benden öğrenelim bakalım. Beyefendi, ben neden bahsettiğinizi anlayamıyorum. Neden bahsettiğimi gayet iyi anlıyorsun. Sen ne geldin o çiftliğe?
Ne oldu? Korktu da önden seni mi yolladı yoksa? Kenan? Ne yapmaya çalışıyorsunuz? Amacınız ne ha? Ona de ki, eğer çiftlikte birine görünmekten korkuyorsa, Kanlıca sahilde onu bekliyorum. Sabah 10'da. O yeri iyi biliyor. Orada olacağım. Demek hala Melek'le görüşüyorsun ha. Gelmiş midir acaba? Boş ver baba ya. Geldiyse geldi. Bekleyiversin birazcık Süslü yengemiz. Hem biz ona muhtaç değiliz ki, o bize muhtaç. Aferin lan Armut. orası öyle de benimki paracıklara kavuşmaya heyecanı. Bittim ben. Kenan Melek'in izni bulmuş demek ki. İkisini çağırdı dur o Melek yılanı. Elif'in Kenan'ın kızı olduğunu söylediyse, uf Allah'ım ne yapacağım ben? Kim o? Fazla bekletmedin inşallah yenge hanım. İsterseniz sizi şöyle VIP salonumuza alalım, biraz dinlenin ha. Burada mı o? Kim burada mı? Karın olacak kadın. İçeride değil mi? Ya sosyetesin mosyetesin ama kaban hiç çalışmıyor be. Ya ben sana demedim mi? Melek evden kaçtı. Elif'e göz kulak ol diye. Hey Allah'ım. Melek evde değilse Kenan niye geldi ki buraya? Ne oldu yenge? Ne düşünüyorsun? Geç içeri geç. Şu para pul işini bir konuşalım hadi. Ne istiyorsun benden ha? Yarın geleceksin ve bu iş bitecek. Bu sefer bitecek. Nasıl öğrendi? Nereden, kimden öğrendi acaba? Bir de bilip bilmeden ablama yükleniyor. Hiçbir şey bilmiyorsun ki. Ya bir daha gelirse? İyi ki Melek abla evde yoktu. Ya babamla karşılaşırlarsa? Sosyetenin yaban gülü Arzu Emiroğlu bir parayı denkleştiremedi hayret vallahi. Biz de seni bir şey sanmıştık ya. Alım al şunu say iyice. Böyle bak bakalım arasında sahte mahte bir şey var mı? Gene bizi kerizlemeye kalkmasın. Öyle ha deyince 100.000 lira kolay bulunmuyor. Neyse bu seferlik idare edelim seni. Başka sefer olmayacak. Paranın geri kalanını da getireceğim. Sen de o bacaksız kızını alıp götüreceksin. Sen de karın da hayatından sonsuza kadar çıkacaksınız. Dur ya dur. Bu ne asabiyet? Hem Elif benim kızım olduğu kadar senin de kızın sayılır değil mi ama? Sen ne saçmalıyorsun? Muhterem kocanızın öz kızı değil mi Elif?
Senle benim aramda ne fark var? Bana bak. Seni çok kötü yaparım. Bu numaralar bana sökmez yenge. Eğer kocanın büyük sırrını öğrenmeni istemiyorsan elini çabuk tutarsın. Parayı bir an önce getirirsin. He, Elif'i de gözünün önünden ayırma. Hadi bakalım. Hadi. Benim de kızım sayılırmış. El birliğiyle çıldıracaklar beni. Ama durun siz. Hepsi burnundan gelecek hepinizin. Kenan burada ne işi vardı? Kenan ne yapıyorsun? Neyi ne yapıyorum? Ne diyorsun? Neredesin sen Kenan? İşim var Arzu. Müsait değilim şu an. Ne işin olduğunu bilmiyorum sanki. Ne diyorsun Arzu, ne diyorsun? Tamam Kenan, sonra konuşalım. Kolay gelsin Melek abla. Sağ ol dostum. Abla. Ne oldu Zeynep? Dur sakin ol. Abla çok. Zeynep ne oldu? Abla. Ablacığım korkutma beni, söylesene. Abla o geldi. Kim? Eve geldi. Kim o Zeynep? Kim geldi? Kenan Bey geldi. Ne? Abla her şeyi biliyor. Nasıl? Senin nerede oturduğunu, beni aldığını çiftlikten bıraktığını her şeyi hatırlıyor. Ne? Tuğçe'cim, herkes kahvaltısını etti. Tepsi de yemek istiyorum dedim. Bak senin için hazırlandım. Neden yemiyorsun hala? Ben seninle konuşmuyorum. Nedenmiş o küçük hanım? Asıl benim seninle konuşmamam lazım. Bana verdiğin sözleri hiç tutmuyorsun artık. Bir de bir şey de anlatmıyorsun. Ama bak, ben hala seni çok seviyorum. Hadi Alıcığım, anlat bakalım şimdi. Neden Elif terasta kaldı? Kendi istedi. Ben nereden bileyim? Ama hasta olabilirdi. Neden bize söylemedin? Neden bize haber vermedin Tuğçe? Gidin başımdan. Yeter artık. Kimse bana inanmıyor işte. Hep o sümüklüğü seviyorsunuz. Ah yavrum benim. Sen nerede üşüttün bu kadar Elif'i? Canım benim. Bak en sevdiğin çorbadan yaptım. Tahrana çorbası mı? Evet. Hadi çorbandan iç yavrum. İyi gelir. Şifa olsun kuzuma. Nasıl olur anlamıyorum Zeynep. Kenan o evde kaldım nasıl öğrenir? İnan bilmiyorum Melek abla. Sen ne dedin peki? Bir şey dememe fırsat vermedi ki. Kapıdan girdiği gibi seni sordu. Senin o evde yaşadığından çok emindi abla. Allah'ım sen aklın mukayyet ol. Ne dedi peki, niye gelmiş? Bilmiyorum. Geçen geldi Murat'ı falan sormuştu ama bu sefer direkt seni sordu. Bunca yıl sonra buldu beni. Buldu. Neden? Bilmiyorum abla. Çiftliğe gittiğini de öğrenmiş.
Nasıl öğrenmiş? Bilmiyorum. Zeynep, Kenan sana tam olarak ne söyledi? Çiftliğe gelecek cesareti varsa benim de karşıma çıksın dedi. Allah'ım ne yapacağım ben? Ya Veysel evde olsaydı? Böyle olmaz. Hem dahası da var. Eğer çiftliğe geldiğinde benle karşılaşmaktan korkuyorsa yarın sabah onda kalmayınca sahile gelsin dedi. Sen orayı biliyor musun galiba? O da oraya gelecekmiş. Olmaz. Olmaz Zeynep. Ne kadar saydın lan? 6.000 baba. Lan biraz hızlı saysana Armut. 50.000 lira sayıyoruz baba. O kadar kolay olmuyor. Sen ne kadar saydın? 12.000. Şşş. Aralarından hiç sahte çıktı mı? Yok. Hele bir çıksın. O paralar o sosyete yengeye yediririm. Baba ben çıkıyorum. Biraz da içinden alıyorum. Şşş. Bırak lan onları. Ama baba konuşmuştuk. Ben de olmaz demiştim. Bırak haspa kendi işini kendi kursun. Sana ne? Ya baba ben onun erkek arkadaşıyım. Hani benden başka koltuk çıkacak kimsesi yok. Kes lan fazla konuşma. Bırak o parayı. Al şunları. Götür ev sahibine hemen ver. Sesini kessin zurna. Hadi. Olur. Bir yere takılma lan. Çabuk gel. Olur. Ya ne kirası ya. O kadar zaman beklemiş. Biraz daha bekleyiversin. 6.200, 6.400, 6.000, 6.000. Kesin öğrendi beni. O yüzden görüşmeye çağırıyor. Ne yapacağım ben Zeynep? Ablacığım dur bir sakin ol. Belki de bir şey bilmiyordur. Bilmiyor olsa bunca yıl sonra niye yüz yüze görüşmek istesin benimle? Niye kapıma kadar gelsin? Ne bileyim abla. Belki yıllar önce olan bir şeyi öğrenmiştir. Senin çiftlikten gitmeye mecbur kaldığını falan. Ne bileyim ya. Öyle olsaydı bana değil Aliye Hanım'a hesap sorardı. Yok. Kesin Elif'imle alakalı bir şey öğrendi. Peki Kenan Bey'in neyi bilip neyi bilmediğini nasıl öğreneceğiz? Tabii ya. Ayşe abla. Ha? Kenan bir şey öğrenmişse Ayşe abla mutlaka biliyordur. Hı hı. Siz iyi misiniz? İyiyiz. İçerisi bayağı kalabalıklaştı da Zeynep. Tamam geliyorum. Hadi yavrum, son bir kaşık daha. Yavrum, sen çorbanı bitir, ben hemen geliyorum. Alo, Melek nasılsın? Ayşe abla, ablacığım hiç iyi değilim, çok kötü şeyler oldu. Ne oldu Melek? Veysel mi yoksa? Yok abla, Veysel beni bulmadı ama. Ama ne ablacığım, korkutma beni. Kenan. Kenan bugün bizim eve gelmiş. Nasıl? Zeynep söyledi. Ne işi varmış orada? Abla, bilmiyorum ama Kenan galiba her şeyi öğrendi. Nasıl olur? Çiftliğe kadar geldiğimi, Elif'i,
Elif'in babası olduğunu, her şeyi öğrenmiş. Abla ne yapacağım ben? Bunca yıl sakladıktan sonra ya kızım benden almak isterse? Bir sakin ol ablacığım. Nereden bilecek? Nasıl bilecek? Bilmiyorum abla, bilmiyorum. Zeynep Kenan Bey seni sordu deyince aklım başımdan gitti. Ablacığım, Kenan nasıl her şeyi öğrendi? Kim söyledi? Nasıl? Sakin ol Melek. Veysel diyeceğim ama o Arzu Hanım'la bir işler peşinde zaten. Söyleyecek olsa çoktan söylerdi. Yok, Kenan Bey biliyor olamaz. Ayşe abla, ablacığım madem bilmiyor, neden o zaman benimle buluşmak istedi? Buluşmak mı istiyor? Zeynep'e söylemiş. Yarın beni bekleyecekmiş. Allah'ım sen aklımı koru. Ne yapacaksın peki, gidecek misin? Yok abla, yok. Nasıl giderim? Bunca yıl sakladıktan sonra Kenan'a nasıl söylerim Elif'in babası olduğunu? Nasıl anlatırım her şeyi? Ben de bilemedim ki şimdi. Neyse abla, neyse. Sen bir şey öğrenirsen beni ararsın, olur mu? Tamam canım, tamam. Abla ne yaptın? Konuştun mu Ayşe ablayla? Konuştum. O da ben söyleyince öğrendi her şeyi. Kenan Bey nereden biliyor o zaman gerçekleri? Ayşe abla Kenan'ın bilmesine imkan yok diyor. Kenan Bey niye o zaman geldi eve? Abla niye seni arıyor? Bilmiyorum Zeynep, gerçekten bilmiyorum. Abla, gidecek misin yarın buluşmaya? Çorbamı bitirdim Ayşe teyze. Aferin benim kuzum ha. Ateşin var senin. Hadi seni odaya götüreyim. Uyu da dinlen biraz. Ayşe, nereye götürüyorsun Elif'i? Şey, Arzu Hanım. Yavrucak biraz rahatsızdı da. Ateşi de var. Müştemilata götüreyim biraz uyusun dedim. Ben sana bu kız artık burada kalacak demedim mi? Onun odası yukarıda. Boşuna mı para verdim ben mobilyalara? Ne oluyor? Ne bağırıyorsun? Çünkü kimse burada benim emirlerimi dinlemiyor. Herkes kafasına göre iş yapıyor. Ne oldu Ayşe abla? Problem nedir? Evet, nedir problem? Bir problem yok Kenan Bey. Elif biraz rahatsızdı da müştemilata götüreyim uyusun dedim. Hepsi o. Ne var bunda tartışacak? Onun odası artık burada. Tuğçe ile birlikte kalıyor. Uyuması gerekiyorsa odasında uyur. Müştemilatta değil. Fark etmez. Ha odada, ha müştemilatta. Tamam Ayşe abla. Sen al Elif'i götür. Ayşe, Elif'i odasına götür. Ayşe abla, Elif'i istediğin yere götür. Hayır Ayşe, odasına götür dedim.
tamam Arzu Hanım. Niye bu evde kimse benim kararlarımı dinlemiyor? Niye benim emirlerime saygı duyulmuyor? Neyim ben bu evde? Sesini yükseltme. Neyim ben bu evde? Cevap ver, neyim ben? Yeter. Haddini bil. Sen bu evde... sen sadece... bazen haddini fazla aşıyorsun. Kenan. Kenan bana bak. Yüzüme bak. Ben bu evin hanımıyım. Herkes benim aldığım kurallara saygı duyacak. Bu evde alınan veya alınmış bütün kararlara saygı duyulsaydı eğer... her şey farklı olurdu. Hadi Murat ya, hadi. Hah, balık oltaya geldi. Ben nerede kaldım? Ağaç oldum burada. Ya Şeyda Hanım, nasıl oluyormuş adam beklemek? Bak bak, triplere gel. Senin yaptığın gider, bizim başımıza gider. Aman deli. Neyse, halledebildin mi bizim işi? Bize verilen söz bir defa ağızdan çıkar güzelim. Ve tutulur yani. E hadi gidelim. Aa, nereye? Ya kızım, sabahtan beri başımın etini yiyorsun dükkan dükkan diye. Verelim şunun parasını, halledelim şu işi. Ha, sen onu diyorsun. E hadi gidelim. İşimiz gücümüz var bizim de. Ay bak, madem işin var mı senin, sen iş gelme, ben hallederim. Olur mu güzelim öyle şey ya? Tek başına mı göndereceğim seni? Ay ama Murat, bak patron oldum diyorsun yani. Olur mu şimdi senin gitmen? Ben hallederim. O ne demek ya? Hayatım, şimdi sen emlakçının ayağına mı gideceksin yani? Ne gerek var? Sen ver parayı bana, ben giderim. Ha. Doğru dedim bak. Ya yok be gülüm. Benim böyle içime sinmiyor. Şimdi dışarıda başına bir iş gelir. Kapkaç mapkaç olur. Yani sıkıntı yaşamayalım. Ay yok artık, daha neler. Şimdi ben kendimi korurum aslanım. Şimdi versen onu bana. Ay, hadi kaçtım ben. Var ya, ölürüm sana be, ölürüm. Abla. Abla, Zeynep, gidecek misin? Ama Zeynep, gidemem. Niye abla? Bunca yıl sonra hiçbir şey yaşanmamış, tüm bunlar olmamış gibi nasıl çıkarım karşısına? Sen gitmeyince Kenan Bey vaz mı geçecek? Hem ya bir daha eve gelirse? Gelmez. Yani gelmemeli. Yani kesin gitmeyeceksin. Bence git be Melek abla. Eğer Kenan Bey bir şeyleri öğrendiyse zaten peşini bırakmayacaktır. Ya bir daha eve geldiğinde babanla karşılaşırlarsa, o zaman ne olacak? Bilmiyorum. Ya babam Kenan Bey'e Elif senin kızın derse? Olmaz Zeynep. Abla bak, Kenan Bey bazı şeyleri öğrenmişse veya öğrenirse Elif'i bize hayatta vermez. Zeynep, kızım olmadan yaşayamam ki ben. Ya abla, yine sen bilirsin ama bence gitmelisin. Bilmiyorum.
Sen biraz daha düşün istersen abla. Kula mı? Evet. Sen de kendine dikkat et, olur mu? İster misiniz? Siz iyi misiniz? Meleğin evini bulduğuna inanamıyorum. Kim? Kenan Bey mi? Ya Melek'le görüştü. Ya da çok yakında karşısına çıkacak. Bir şeyler yapmalıyım. Elif'in kız olduğunu öğrenmesi an meselesi. Söylesene kızım. Önce sen söyle. Ne söyleyeyim? Yani çay olur, kahve olur. Var ya alemsin. Özlemişim kız seni. Sen iste, ben sana Yemen'den kahve getirteyim. Lan köpeğin olsun kahvesini. Ha, palavracı. Ya neyse hadi anlat. Ne yaptın, halledebildin mi? Sen beni çok fazla hafife alıyorsun. Halledebildin mi ne demek? Vay 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 vay. Sen kimin öğrencisisin? Aferin lan sana. Hop ağır ol. Bu emlakçının payı. Sen var ya sen, korkulur kızım senden. Her şeyi düşündün değil mi? Ama var ya, Osman'ın da hakkını yememek lazım. Adam öyle bir oynadı ki, bir an ben bile inanacaktım. Yok dükkanın arası böyle, yok şurası şöyle. Hani deposito falan olayına girdi. Var ya koptum yemin ederim. Var ya, sen de bu cilde, bu iş olduktan sonra biz paranın var ya, of diyorum sana be. Şişt, koçum, iki kahve bize. Şişt, o lokumlardan da koy yanına. Ağzımız tatlansın biraz. Gel bakayım. Sen var ya sen. Veysel abi, benim bir işim var abi, çıkacağım birazdan. Tamam biraderim, çık. Ben buradayım nasıl olsun? Veysel abi, abi rahat ol, gözünü seveyim ya. Değil mi? Geç şöyle, otur, bir çay söyle kendine ya da kahve, ha? Burası senin de mekanın abi. Olur Erkut'um, olur. Yalnız bir şey diyeceğim Erkut ya. Hani seninle geçen konuştuğumuz bir iş vardı, ne oldu ya, üstüne konuşamadık? Konuşuruz bir dur. Halledeceğiz. Yorma sen kafanı, değil mi? Tamam. Sen işine bak o zaman. Madem öyle diyorsun. Eyvallah abi. Abi, çayı kahveyi şey yapma ha. Söyle yani, değil mi? Teyze. Elif'im, ateşin var senin. Yanıyorsun yavrum sen. Elif'im, aç ağzını bakayım. Hadi yavrum. Aç ağzını yavrum, hadi. Ne oldu sana böyle? Vah yavrum, vah. Çok üşüyorum. Elif'im sen yat burada, ben hemen sirkeli su yapıp geliyorum. Burada mısın?
İstemiyorum seni, anlamıyor musun? Yapışkan şey. Anlamıyor musun dedim sana? Cevap versene. Hem sen niye yatıyorsun burada? Kalksana. Zeynep Hanım. Erkut Bey. Merhaba. Ne arıyorsunuz burada? Benim buralarda bir işim vardı da geçerken de uğrayıp okulunuza bir bakayım dedim. Güzelmiş. Burayı kazanmak da zordur değil mi? Benim derse gitmem lazım. Böyle zor olmuyor mu hem okul hem iş? Vay vay. Bak sen şu Zeynep'e. Yere bakan yürek yakan. Olmuyor. İsterseniz bundan sonra sizi okula ben bırakabilirim. Ne münasebet ya? Hayır, yorulmayın diye diyorum. Hem okula geldiğinizi bir gören falan olur. Değil mi? Dikkat etmek lazım. Pardon? Bu ne cüret ya? Zeynep Hanım. Ben sizin neyi kastettiğinizi gayet iyi anlıyorum. İstediğiniz şeyi istediğiniz gibi istediğiniz kişiye söyleyebilirsiniz. Siz beni... Ben burada yanlış bir şey yapmıyorum. Kimseden de korkum yok. Yeter be. Bakalım Selim masum Zeynepçi'nin bu hallerini duyunca ne diyecek? Ne haber Selim'cim? İyilik, senden? Ben de çok iyiyim. Ya bir şey soracağım. Zeynep dışarıda biriyle konuşuyor ama biliyor musun sevgilisi mi? Sevgilisi mi? Ay vallahi çok samimilerdi. Başka bir şey olamaz herhalde. Ama çok yakışmışlar. Beğendim. Bize ne canım? Neyse ne? Tabii bize ne? Ne oluyor? Niye kimsenin ağzını bıçak açmıyor? Kenan, Arzu, size diyorum. Ne oluyor böyle? Ne konuşmamızı istiyorsun anne? Aranızda ne problem varsa konuşup halledin. Sizin gerginliğiniz herkese yansıyor. Şöyle huzurlu bir akşam yemeği yiyemez oldum. Sürekli bir huzursuzluk, sürekli bir sıkıntı. Yeter artık. Gelip ister misiniz Ali Hanım? İstemiyorum Gonca. Tadım tuzum kalmadı zaten. Nereye? Of, of, of! Masaya bak be, hey!
Varsa şeklini Söğüt Tepe'ye de bekleriz. O ne biçim laf lan? Ye oğlum ye. Bulmuşken yumu. Oğlum limon sık lan, limon sık. Bol bol sık. Ha? Bunun olayı var. Acı acı. Sosyete yenge burada olsaydı o da yerdi ha. Kendi malı gibi. Gel kız gel. Kaynanan sevecekmiş. Gel gel. Kızım gelsene masaya. Bak bir kuş süt eksik. İstemez. Triplere bak, triplere. Atadlı keçi. Gel işte otur şuraya gel. İstemiyorum dedim. Uğraşmayın benimle. Uyuz keçi. Bak oğlum. Triplere bak, triplere. Canın isterse. Yumurtadan çıkmış kabuğunu beğenmiyor. Haspa. Ayranı bitirdin mi lan dana? Yok baba. Isınmasın diye buzdolabına koydum. Kalk getir lan. Şşş. Maydanoz da getir. Maydanoz da bitmiş. Tamam baba. Hiçbir yararınız yok. Zararınız olmasa bari. Düşseydi. Anne, annemi özledim. Annemi özlüyorum. Sen bir iyi ol da kızım. Götüreceğim ben seni annene. Ah yavrum, ah. Dilek tut hadi. Bir dakika düşüneyim. Niye düşünüyorum ki? Tuttum. Ne diledin bakayım? Söyleme. Ya yapma Melek hadi söyle. Of Kenan ya. Ölene kadar hiç ayrılmayalım diye dilek tuttum. Biz hiç ayrılmayalım olur mu? Ayrılmayacaktık değil mi? Nasıl geleyim Kenan sana? Nasıl?
nasılsın Zeynep? Evde bir sorun yok değil mi ablacığım? Yok, aynı bildiğin gibi abla. Klasik babamla Murat işte. Asıl sen nasılsın? Bütün gece aklım sende kaldı. Ne yaptın? Gidecek misin buluşmaya? Bilmiyorum Zeynep. Gerçekten bilmiyorum. Kafam o kadar karışık ki artık ne düşüneceğimi, ne yapacağımı bilmiyorum. Kıyafetine bakılırsa önemli bir işin olmalı. Randevu mu var? Bu ne şimdi böyle? Karın değil miyim ben seni? Soruyorum. Ayşe ablacığım, kararsızım hala. Bak Melek, Elif'in durumu ortada. Anasız babasız yavrucak. Gidip buluşmaya. Konuşun artık. Daha ne kadar devam edecek bu böyle? Çok iyi düşün ablacığım. Anneciğim.